TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Bugün konumuz Nvidia'nın en yeni ekran kartı. Evet. Artı belki de hani en hızlı, var olan en hızlı, şu an için var olan en hızlı ekran kartı diyebiliriz. Diyebiliriz. 1080'in turbolu hali, 1080 Ti. Ya Evet, Nvidia'da bir TI alışkanlığı var zaten. Nvidia onu cebinde tutuyor, saklıyor, gerektiği zaman Gerektiği zaman. ortaya koyuyor. Şimdi 1080 çıktığında, daha 1080 çıktığı gün 1080 Ti çıkacak diye söylentisi vardı. Doğru. Çünkü hani şaşırtmıyor. Eskiden beri Nvidia o Ti'ları her zaman çıkartıyor ama işte şeyini stratejik belirliyor. Ne Ne zaman zaman? piyasaya koyacağını. 1080 çıkmışken ve rakibi yokken bir daha üzerine 1080 Ti koymanın Hiçbir bir manası anlamı yok. yoktu. Nvidia onu cebinde bekletti. Arada şey saymıyorum işte. Bir de bu GeForce'lara paralel giden bir Titan serisi var ama ya onu kimsenin alabildiği falan yok. Zaten genelde gelmiyor ya da hani Az oluyor. göstermelik 5-10 tane bütün ülkeye geliyor. Ben o seriyi hani bizim tartışmamıza, şey değerlendirmemize, Yok yok. almamıza gerek yok. Yok. Arada bir Titan X falan vardı. Onun farklı modelleri vardı. Yani kenarda duruyordu onlar. Şimdi yani biraz daha bir rekabet ortamı oluştu. AMD cephesinde de hazırlanan, tencerede pişen bir şeyler var. Nvidia uygun gördü. Nvidia'da da yeni bir şey hani hazır durumda yeni bir şey yok. Bu 1080 Ti ortaya Evet. çıkıverdi. Aslında Nvidia yani 2016'yı zaten rakipsiz geçirdi. Evet. Bu üst segmentte şu anda da öyle gitmeye devam ediyor. Ti ile biraz daha perçinlemiş oldu. Evet. 1080'in özelliği şuydu. Testler yaptığımız zaman biz ilk defa 4K'da hani çift GPU ya da SLI kullanmadan oyun oynayabilmiştik. Evet. Yani düzgün performans alabilmiştik. Bununla birlikte artık 4K'da 60 FPS devri başlıyor. Evet, 4K'da her şeyi tam verebilen kart bu. Bu. Oyunlarda Ama nasıl? bütün ayarlar en yüksekteyken görüntü alabiliyorsun. Şimdi Pascal mimarisi yeni bir şey değil Evet. ama kodları oluyor ya, GP 104'tü mesela 1080 şu an. Yonga'nın kodu oluyor. Evet, 102'ye bu 102. Bu az önce konuştuğumuz Titan X'in GPU'su aslına Evet. bakarsan. Çok da benziyor özellikleri ama 1080 ile bunun arasında bayağı fark oluşmuş. Şeyden CUDA çekirdeklerinden başlayayım istersen. 2560'tan 3584'e çıkıyor. Bu müthiş bir Evet. artış. Shader, ben eski tabirleri kullanıyorum. Olur. İşte shader sayısı, işlem ünitesi sayısı Olur. 1000 artması, hani 1080'den 1080 Ti'ye 1000 tane artması Muazzam. müthiş bir şey. Ve bunun hani şimdi en baştan söylemek lazım. 1080 ile bunun arasında muazzam performans farkı olması lazım. Sırf bu ünite sayısındaki artıştan. Mecburen yani %35-40 civarı bir şeye bakıyorsun. Hızları da düşmediyse bu Ha, artarken. onu şimdi söyleyeceğim. Doku ünitesi 160'tan 224'e çıkıyor. Tamam. ROP sayısı 64'ten 88'e çıkıyor. Ama hızlarda şöyle bir farklılık var. 1080 1607 MHz iken bu 1481 ile de Biraz iniş çalışıyor. var. Evet. 1733 boost hızı 1080'in. Bunun 1582. Bunun Tamam. Bir saat 200 frekansları biraz daha düşük. MHz arada düşüş olmuş ama 1000, Değer bu yani farka. 1000 Evet. küsürü de var da ben Evet. 1000 diyorum Sorun değil. artış. Onu karşılar. Çünkü sonuçta hani 200 MHz Bir şey değil abi. yani %10'dan az bir fark. Şöyle. Çok Doğru. şey değil. Orada belki şöyle bir parantez açmamız lazım. Bu Founders Edition denen Nvidia'nın ekran kartı. Evet, bu üzerinde de yazıyor. Yani bu Asus değil, MSI değil, Değil. Nvidia. Gigabyte değil. Nvidia'nın kendi kartı. Peki bunu alabilecekler mi? Evet, şu an çarşıda bu var. Şu an satılıyor. Şu var, onu da söyleyelim. Üreticiler elbette ki kendi çözümlerini Kendi çıkaracaklar. soğutucularını Ben tahmin geliştirecekler. ediyorum ki bu saat frekansları da orada artacaktır birazcık. Overclock için bir pay varsa, yani bayağı limitlere dayanılmış. Bu kaç? 16 nanometre bir 16 nanometre. yonga. Bayağı yüksek hızlar çıkılmış ama daha bir pay varsa üreticiler şimdi bunu kesin 2 fanlı, 3 O fanlı tabii. Hepsi hazırlanıyor. soğutucularla donatacaklar. Hatta evet, şunu da söylemem lazım. TDP değerleri 180'den 250 watt'a çıktı. Yani bu daha çok güç harcıyor. Öyle, öyle. Yani artık birazcık sınırlar zorlanmış. Ben şöyle değerlendiriyorum. 4K ile hani bir davan varsa, 4K'ya ben geçtim ve burada kalmak istiyorum diyorsan, bir şeyleri düşürmeyi kabul etmiyorum, bu kadar pahalı bir Aynen. monitör aldım ya da televizyon Televizyon aldım aldım. diyorsan, bu kart anlamlı. Ha, ama kardeşim 5 yıllık monitörü kullanıyorum ben Tabii. diyorsan önce monitörü değiştir, boş ver buna parayı gömeceğine. Evet. Çünkü zaten 1080'de acayip performanslı ve şimdi daha sonra konuşacağız. Ti'nin gelmesiyle 1080'in fiyatı düştü. Evet.
En süper bir fırsat oluştu. Bir diğer özelliklerinden de devam edeyim. Bunun 11 GB belleği var. O da çok ilginç bir sayı. 8'di daha önce 1080'de. Daha önce görmediğimiz bir sayı. Titanic'in 12'ydi. Niye böyle bir fark var? Titanic'in bellek band genişliği de 384.000 iken bununki 352. Bunda yine bir bellek kontrolcüsü, evet, kontrolcüsü eksik var. O yüzden bellek gidiyor. Sonuçta yani aslında Titanic yine evet. Ayrıca kalmış. Öldürmemiş Titanic'i. Belki evet. De onu şey için öldürmemiş de olabilir. Titanic'i alan insanlar var. Bir isyan olmasın diye. Yok öyle bir şeyle düşünmezler. 1080'in fiyatı düştü dedim. 1080'i full fiyattan alanlar onlar ne yapsın? Üzülecekler, öyle tabii. Düşünmezler de şeyi korumak istiyorlar tabii ki. Şimdi aslında 1080 çıktığında bir de Titanic varsa, ki bunun farklı versiyonu olan ya da bunun makyajlı hali olan Titanic varsa, o şey demek. Ya işte 1080 Ti o zaman aslında vardı. Aynen öyle. Vardı. Fakat bu pahalı kartlar çok büyük kar marjıyla satılabildiği için firma bunu elinde tutmak istiyor. Daha sonra işte bakıyor, tamam, o daha önce de bunu Nvidia yaptı. Titan bakıyorsun GeForce olarak bize gelmiş. Aynen öyle. Çarşıya gelmiş. Böyle güç tüketimindeki artış, ben sana onun daha düşündürücü. Real olarak bizim sistemde ne tekabül ettiğini, 5960X'li X99'lu bizim test sistemimiz var. Evet. Bayağıdır kullanıyoruz. Klasik 1080'le ben onda toplam güç tüketimi 305 watt olarak ölçmüştüm. Evet. Bunda 380 watt ölçtüm. Hakikaten Nvidia'nın o farkı kadar bir fark koydu. Evet. Söylediği fark kadar koydu. Bu tabii bütün sistemin çektiği sistem. Elektrik. Bununla kötü bir güç kaynağı kullanma şansın yok. Ya da işte 500 watt bununla kaldırmayacaktır. O rakamları 380 falan söylüyoruz ama gidip sakın 400 watt kaldırır diye düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Tabii ki. Ama şu da var. Şimdi zaten şunu düşünmen lazım. Bu kart tabii ki çok pahalı. Çok pahalı. O yüzden bu kartı hani 350 watt kasama taktım diyen adam olmayacak. Olmasın hani zaten. Hayatın gerçekliği pek öyle sorunlar olmayacak. Ha, ben çılgınlık yapacağım da takacağım derseniz de takmayın. Olmaz. Aynen. Gürültü olarak da baktığım zaman bu şey değil. Hani fanını durduruyor, iş yükü bindiğinde arttırıyor şeklinde çalışmıyor. Bu hep çalışan bir fan. Düşük devrinde hiçbir şey duymuyorsun ama çok kısa bir süre içinde hemen fanını, devrini arttırıyor. Ortalığı yıkmıyor. Ama şunu da söyleyeyim, 85 derece ben ölçtüm sıcaklık değerini. O maksimum olarak çalışıyor, bir sorun yok. Çok dert değil. Hani bu, çünkü bu Nvidia'nın hazırlayıp onayladığı kart, soğutucu, fan, kart, paket. Evet. Bunda hani Nvidia değerleri, şeyleri test etmiştir. Tabii. Nasıl oluyorsa öyledir. Ha, dediğim gibi üreticiler kendi soğutma çözümleriyle bir şeyler denerler. Büyük olasılıkla minimum iki fanlı çözümler geliştireceklerdir. Duyuruyorlar ufak zaten. Şey olur, farklı şekilde hani verim alınır. Şimdi tabii Nvidia'nın bu soğutucu tasarımı havayı dışarı atmak ilkesine dayanıyor. Diğer üreticiler iki fanlı, üç fanlı çözümler yapıyorlar ama onlar havayı kasanın içine dağıtıyor genelde yapısıyla. Her şeyi tabii tartışırsın. O sıcak havanın 250 wattla ısıtılmış havanın kasanın içine dağılması ne kadar mantıklıdır. Hmm. Ama hani hep şeye gelmek lazım. Bu ekran kartını alan adamın kasası falan da öyle küçük olmayacak. Evet. Büyük olasılıkla zaten bu kartı alan adam meraklı birisi olacaktır. Kesinlikle. Hani çocuğa bir ekran kartı lazımmış, bunu aldım geldim. Aman. Yok. Herhalde çok nadirdir ya da yoktur. Öyle bir baba. Peki sana şey konusunda fikrini soracağım. O adam da hani zaten kasasının hava akışı bilmem nesi hepsini halletmiştir zaten. Kesinlikle. Son zamanlarda şu konfigürasyonu çok görüyoruz. Bir HDMI ama 3 tane DisplayPort. HDMI çok azaldı. Bir güzel bir şey yapmışım. Bir HDMI az. Az. Ama neyse ki hani bir DisplayPort, aslında DisplayPort tamam çok güzel ve yine hani aynı şeyi çok takıldık ama bu sistemi kuracak adamın monitöründe çok büyük ihtimalle DisplayPort da var. Çünkü 4K diyoruz. Adam belli ki yeni aldı monitörü. Hı-hı. Bir yıllık monitör. Bir de bir şeyi unutmayalım. G-Sync sadece DisplayPort'la çalışan bir teknolojiyim. Evet. DisplayPort sorun olmayacaktır ama şunu yaşayabiliyorsun. DisplayPort televizyon yok. Evet. Özel bir şey yaptın. Mesela sen bilgisayarda bir şeyler yapacaksın ama televizyondan da işte dinleyicilere gösterilecek falan. O zaman bir HDMI olması bazen sıkıntı olabiliyor. Televizyon dedim, DisplayPort televizyon yok. Şöyle bir dönüştürecek demişler kutuya. Bu her firma ekleyecek mi, eklemeyecek mi bilinmez. DisplayPort'tan DVI'ye dönüştürücü. Tabii ki DVI ses iletmez ama en azından görüntü alırsın. Hatta hani mesela televizyonlarda DVI olabiliyor. Bazen çıkıyor, doğru. Hani hiç DisplayPort hiçbir zaman olmuyor ama
DVI belki olabiliyor. Hayat kurtarabilir ama bu aksesuarın ekleneceği kesin değil. Doğru. Bu kartın yüksek güç tüketimine rağmen 6 pin 8 pin güç girişi var. Evet şöyle. O da 2x 8 pin genelde başa beladır. Bu doğru. Bu biraz iyi. Daha hani kabul edilebilir bir kurulum. Bu kartlarda artık tabii ki analog çıkış yok. Olmuyor. Tabii. Zaten bunu da hani VGA monitöre bağlamayacaksın. Ya sana hemen bir rakam vereyim. Mesela 1080 TimeSpy'da 3D Mark'ın TimeSpy Dergic Sonic testinde 7600 alırken, 7600 puan alırken bunda 9000 puan alıyorsun. Yani gerçekten yani %10'un üzerinde bir artış var. Evet, bariz gözle görülür bir artış var ki biz bunu gözle görelim diye aynı zamanda hem benchmark'lar yaptık hem oyun oynadık. İşte bu For Honor'lar, ne bileyim Tomb Raider'lar, DirectX 12 oyunları hepsinde ben artık ortalama 60'ı görüyorum bu kartta. Evet. Ama ortalama 60. Yani bu hani 60'a sabitleyeyim dediğin zaman bile arada bir 50'lere düşüş göreceksin ama ortalama 60 çok güzel bir değer ya. Yani 1080'de yapamadığım bir değer. Ya sonuçta 4K oyun kavramı evet. Daha bir gerçeğe dönüşüyor 4K, bu kartla. Evet. Zaten 1080p oynuyorsan ya da hani 2560'a 1440 gibi bir monitörün varsa ara böyle bir çözünürlükte bu kartla zaten 60 kareyi evet. Garantileyebiliyorsun. Ben böyle bir sistemde oynarken V-Sync açık oynuyorum. 60'a çünkü sabitle. Sabit. Ya da güncel modern oyunlarda artık şey var. Limit var. Kare hızını sınırlama falan var. Ben açıyorum. Sabit. Gayet akıcı bir şekilde oynuyorsun. 4K'da bunu işte. Bu kartta şöyle söyleyeyim. 4K'da da genelde ben bu kartla 60'a sabitleyebilirim. Evet arada bir. Ha arada işte 30'a düşmesi ihtimali var. Çünkü açtın mı V-Sync'i falan. Şimdi kimi oyunlarda işte adaptive V-Sync evet. Falan gibi şeyler geliştirildi. Yoksa 60'a yetiştiremezse 30'a iner. Hani bunu riske etmek istemiyorum dersen eski yöntemlere gidebilirsin. Tabii ki şey olacağını hissediyorsun. 4K'da tam hani full her hiçbir şey düşünmeden oyun 1080p yayında daha sonrasında olacak gerçekleşecek. Işler, o belli. Ama şu an için en iyi seçeneğin 1080p. Kesinlikle. Rakam fiyatları da konuşalım son olarak. TI'nin fiyatı şu anki fiyatı 3700 TL. 1080'in indirimden önceki fiyatı. Yani şöyle 3200'lere kadar falan da vardı modeller ama evet. Böyle markaların kartları genelde 3600'lerde geziyordu. O zaman hani 1080 almaya hazırlanıp parasını hazırlamış olanlar şimdi TI'ye girebilecekler. Şöyle hem hepsini söyleyeyim. Titanix'i buldum bu arada piyasada hala var 6000 TL. Neredeyse yani iki katına yaklaşmış. Onun bir şansı artık kalmadı. Gerek artık. Kalmadı. 1080'in güncel fiyatı 2150 lira. İyi oldu. Evet. Bu indirim gayet iyi oldu. 1070'in fiyatı 1850 lira. 1070 pahalı. 1070. Bu durumda. Evet. Yani aslında. Biraz daha oraya kadar zaten zorlanır. Ekran kartına 2000 liraları artık cebine hazırlamış adam birazcık zorlayıp 1080'i alır. Evet. 1070'in yani 1070'in daha inmesi lazım. Biraz daha inmesi lazım. Evet. Doğru. Yani böyle. Bunların hepsi tabii ki pahalı kartlar. Buna da söyleyecek bir şey evet, yok. Evet. Aslında şöyle bir tablo çıktı Nvidia'da. 1080p oynayan, 1060 alacak işte 2K dediğimiz o ara çözünürlükteki o 2560'a 1440 oynayanlar. Ben 1070 öyle alacak. 4K'ya giriş 1080, 4K'da tatmin edici performans 1080 Ti. Ti oldu. Böyle özetlenebilir. Maliyet çok 4K çok oyun keyfinin maliyeti çok yüksek. Öyle. Onun sistemi de ona yakışır şekilde olacaktır tabii. Çünkü. Çok yüksek birazcık hala zengin işi. Kesinlikle öyle. Zengin işi bir sonraki nesilde 4K daha ulaşılır olacak. Şimdi şöyle de ilginç bir şey var. 4K'nın özellikle televizyon tarafında ekran o kadar pahalı değil. Evet. Hani şey diyemiyorsun otomatikman. Ya 4K sahipleri zaten parası vardır diyemiyorsun. Çünkü televizyonda, monitörde hala bir makas var. Var. Ama televizyonda 4K televizyon hani standart olmak üzere ulaşılabilir bir durumda. Biraz aynen. İyi bir televizyon alacak. Kesinlikle. Hazırlandıysan alabilirsin. O yüzden şey diye genelleyemiyorsun. Ya 4K ekranı olan da zaten para vardır diyemiyorsun. İlginç bir durum oluştu. Kesinlikle. Ekran kartlarının ya monitör teknolojisindeki monitörler yıllarca hiç gelişmedi. Evet. Aynı kaldılar. Fakat çok kısa bir sürede şu 4K'ya atlama ekran kartı üreticilerine şok oldu. Konsol üreticilerine de şok oldu.
Yani aslında telefonda bile aynı sıkıntı var. Telefonlar da 4K'da ya da işte Quad HD denen noktada. Telefonda bir de mobil işlemciyle seni tatmin etmesini istiyorsun o çözünürlükte. O çözünürlükte çok fazla piksel var. Zor. Bunlardan beklediğin şeyi telefondan da bekliyorsun. Olacak şey değil. Neyse, Nvidia kendini güzel konumlandırdı. Şu anda Nvidia'nın bir yanıtı var. Var. Hani ben bunu 4K'da full performans isteyene çözümümüz şu diye bir şey koyabiliyor. Şimdi her rakibi o durumda değil. Değil tabii. Değil. Maliyetler yüksek. Biz de döviz kurundan ötürü ekstra acı çekiyoruz. Öyle. Ona yapacak bir şey yok. Founders Edition biraz daha genelde hani $50 kadar falan pahalı oluyor. Yani belki oradan üreticilerin çözümleri bundan daha insaflı fiyatlara gelir ama sonuçta 3700 gidip yani düz 3000 olmaz bu TI'de uzun bir süre. Yani o zaten bu kart 1080'in hep üzerinde kalacak. Hep öyle olacak, evet. Ya orada ihtiyacını belirleyeceksin. Şu anda 1080 süper bir kart. Öyle, evet. 1080'de fiyatın düşmesi cazip bir durum yaratıyor. Hani 4K için erken olduğunu düşünebilirsin. Hele öyle bir ekran yatırımı yapmadıysan, hayatında 4K monitör televizyon yoksa zaten direkt 1080'e gideceksin. Fiyatı düşmüşken mutlu olacaksın. Kesinlikle. Böyle Levent abi, GeForce GTX 1080 Ti'de. Ti. Daha hani bu çeşitli vesilelerle daha önümüze çıkar. Özellikle bizde hani 4K monitörlerle, televizyonlarla işimiz var. Bunun daha SLI olanağı da var ama, yani hani kim yapar bilmiyorum. Hani özellikle hani rekor kırmak falan gibi bir amaçla, projeyle yola çıkmadıysan çok anlamlı bulmuyorum. Kesinlikle. Aynı fikirdeyim. Güzel bir kart. Nvidia çok maceraya rahat girmeden abi yoluna devam ediyor. Çok ciddi bir rekabet içinde değil. Özellikle üst tarafta. Orada hiç yok. Üst tarafta bir rekabet içinde değil. Planladığı hamlelerini rahatlıkla yapıyor. Ve 1080 Ti eskiden ekran kartı üreticilerinin böyle bir garip bir huyları vardı. Bir ürünü duyurmalarıyla piyasaya gelmesi arasında aylar olurdu. Olurdu eskiden. Şimdi 1080 Ti'nin duyurulmasıyla Türkiye'de bile çarşıya gelmesi arasında çok az bir süre. Ha, bize yine geç geldi. Evet. Basın tarafında düşünürsek o ayrı bir sıkıntı. Ama 1080 Ti çarşıya çok çabuk geldi. Evet, kesinlikle. O da iyi bir haber bence. Böyle. Peki. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.